Tekrar merhaba değerli izleyicilerimiz. Astroloji ve burçlar konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Hocam birinci bölümde de ifade ettiğim üzere popüler kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Belki fanlar olarak da yansıyor bize ama genel anlamda astroloji konusu. Biz bu hususta da izleyicilerimize bazı sorular yönelttik. Onları izleyelim. Tabi astrologlar ısrarla biz falcı değiliz diyor. Değil, evet. Çünkü şimdi falcılığı malum biliyorsunuz yani halk anlayışında olumsuz bir anlamı var. Ama ben astroloğum, medyumum dediğin zaman sanki bu daha şey gibi geliyor. Böyle kabul edilebilen bir şey gibi geliyor. Evet. Buna karşı çıkıyorlar ısrarla. Tamam. Evet. İlgili röportajımı izleyelim hocam. Tekrar üzerine konuşalım. Değerli izleyicilerimiz bu konudaki röportajımı izledikten sonra tekrar birlikte olalım. Astroloji nedir? Astroloji herkesin ayrı olan günlük burcu diyelim. Bildiğim kadarıyla güzel burçlarla ilgili bir ilim. Yıldızların, gezegenlerin, sanırım insanların işte karakterler üzerindeki etkisi. Astrolojinin olduğunu bilmiyorum. Özel bilimleri. Yıldızlara bakarak, yıldızların konumuna göre insanların belirli kategorilere ayrılmasını verdim. Gökyüzü bilimi. İnsanların burçlarını inceleyen bir kimsenin geleceğini belirlemek. Yıldızlarla ilgili fanları anlatan bir bilim dalı diyelim. Bir bilim dalıdır. Ben hiç anlamadığım konular bunlar gerçekten. Tam olarak bilgim yok. Burçlarla alakalı bir şeyleri inceleyen bir bilim dalı. Astroloji uzay bilimi. Burçlarla ilgileniyor musunuz? Burcunuzu merak ediyor musunuz? Burcumu bilmiyorum, merak etmiyorum. İlgilenmiyorum ben. İlgileniyorum. Hatta günlük burçlarımı da okuyorum. Tabii. İster isteriz gazetede, dergide, televizyonda, internette her yerde gücünün önüne geldi. Yani bizim geldiği için istesek de istemesek de bir şekilde gücünden kıyısından ilgileniyoruz. Ben genelde böyle gazete kapıları vesaire şeyler okuyorum. Burçlarla çok ilgilenmiyorum. Burcumu biliyorum ama çok fazla ilgilenmiş söyleyemeyeceğim. Evet, ilgilenmiyorum. İlgilenmiyorum, hayır. Kendi burcumla ilgileniyorum. Bazen ara sıra bakarım. Bazen. İlgilenmiyorum. Biliyorum ama pek yaranma falan gibi yok. Yok, bilmiyorum. Ben bu an özgürlüğünün özelliklerini biliyorum. Onun için hiçbir gözüm çok fazla özellikleri ilgilenmiyorum açıkçası. Vallahi hiç merak etmedim şu ana kadar. Hiç merak etmiyorum çünkü inanmıyorum. Bunu biliyorum ama pek ilgimi çekmiyor, inanmıyorum. Hiç inanmadığım için ilgilenmiyorum. Bazen okurum gazeteyi. Burçların insanların üzerinde etkili olduğu kanaat hakkında ne söyleyebilirsiniz? Ya açıkçası fazla öyle bir inancım yok da ama bazı şeyler de çıkıyor. İnanmadığım için bu konuda bir yorum yapmayacağım. Bir şey söyleyemem çünkü ilgilenmiyorum. İnsan üzerinde etkisi vardır tabii ki ama yükselen burçlar, ay burcu bunların da toplamda hepsinin aynı anda etkisi oluyor. Psikolojik de olabilir. Pek de inanmamak lazım yani. Falla inanma, falsız kalmayın gibisin. Burçların insan üzerinde çok etkisi olduğunu inanmıyorum. Kanıtlanmış bilimsel bir şey olmadığı için bazen inanıyorsunuz, bazen inanmıyorsunuz. Yaratım biri olduğu için o ikisi arasında benzerlik ve oluşma olabilir. Etkilerinin olduğu da bu gerçek. Yani insanın kendi şeyine uyuyor yani burçlar. Karakterine uyuyor. İnanmıyorum ki etkilenmiyorum. Gerçekçi bulmuyorum. Bazen etkileniyor. Bence de öyle bir şey var yani. Hani etkiliyor, her şey aynı. Bu şey, hepsi aynı yani. Ne anlatıyorlarsa gerçekten inanıyorum buna. Pek inanmıyorum abi. İnanmıyorum ya açıkçası ya Mustafa'm. Yani beni etkiliyor. Hani okuyorum. Beni anlatıyor. Dolayısıyla beni anlattığı için de inanıyorum. Ben hiçbir alakası yok. Bana göre insan psikolojisine bağlı. Evet hocam, gördüğünüz üzere bazı izleyicilerimiz bilim dalı olarak değerlendirilenlere rastladık. Evet. Bazen de işte falan inanma, falsız kalma şeklinde argümanı dile getirdi. Nasıl görüyorsunuz görecek böyle? Evet. O bilim dalı olarak gören bir kısmı astronomiyle karıştırıyorlar belki. Ya tabi aslında işte günümüzdeki yaygın insan psikolojisini yansıtıyor. Hani fala inanma, falsız kalmıyor. Aslında ben inanmıyorum ama işte gazete alınca yere bakalım ne demiş benimle ilgili. Ya da benim burcumla ilgili şunu da bir okuyayım. Şöyle göz ucundan bakayım. Biraz şey de gösteriyor. Yani neticede bu tarz şeyler aslında günümüzde önemli ölçüde medya ve medyatik araçlarla yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Yani işte insanların şeyine sunuyor. Özellikle ilgisine sunuluyor. Gazetelerde, internette, televizyonda, şurada, burada o kadar çok yani yoğun bir şekilde işlemiyor ki. Mesela ben bu yılbaşında şeye dikkat ettim. İşte yani yılbaşı ile ilgili
birçok televizyonda örneğin astrologlar çağrılıyor. Haber programlarında da bazen ya işte yeni yılın önümüzdeki yılın astrolojik yorumu nedir? Ve o da işte yok yıldız işte şuraya girdi, yok işte filan gezegenin işte hareketleri şuradan geldi, şöyle oldu, işte önümüzdeki yıl şöyle olacak. Geçmiş yıl işte astrolojik anlamda şöyle oldu, şöyle, yani bakıyorsun resmen bir takım kehanetlerde bulunuyor. Geçmişe yönelik bazı yorumlar yapıyor, geleceğe yönelik de bir takım kehanetler ortaya konuluyor. Hatta bu sadece ülkemizde değil, işte dünyada mesela meşhur medyumlar, astrologlar olarak gösterilen bir takım kişilerin işte önümüzdeki yıl ne olay olacak bakalım, Çin'de ne olay olacak, işte Amerika'nın süper güçlüğü nasıl olacak, Orta Doğu'da bir savaş çıkacak mı çıkmayacak mı, hani insanlar toto oynar gibi adeta bir takım böyle astrologlardan, medyumlardan görüşler almaya çalışıyorlar. Şimdi bu öyle bir medyatik bir bombardıman ki inanmayan insanlar bile kulak kabartıyor. Çünkü şu bekleniyor, ha bak bu medyum geçen yıl işte söylediği şey de bu yıl aslında olan şöyle bir olayı bilmişti zaten. Tutturdu gibisinden. Tabii tutturdu gibisinden. Bunların bir takım örnekleri var. Mesela Orta Çağ'da işte bir ara aniden işte bir parlak bir yıldız görülüyor bir gün, bir gece. Bundan tabii insanlar korkuyorlar. Bazıları nedir bu diye falan şey yapmıyorlar. Anlayamıyorlar ve dönemin işte astrologları, medyumları işte bunu işte diyor yakın bir zamanda işte dünyada ciddi olaylar olacak, işte bir kral ölecek, bilmem ne yapacak, bu şekilde yorumluyorlar. Bir müddet sonra tabii zaman içerisinde bir kral da ölüyor gerçekten. Herkes aa bak bu demişti zaten. Bu demişti, demek ki biliyor adam bu işi. Oysa mesela çok sonra yani bugün yani bizler artık biliyoruz ki hani belirli zamanlarda işte yaklaşık 75 yılda bir yahut da belirli zamanda bazı gök cisimleri işte hale kuyruklu yıldızı gibi falan şeyler belirli yani diyorum matematiksel olarak belirli aralıklarla dünyaya yakın geçiyorlar. Yakın geçince de onu bir yıldız gibi sen gökyüzünde bir müddet görüyorsun. Yani dolayısıyla hani bunun işte bir kralın ölüşünü haber vermesiyle bilmem ne bilgisi yok yani. Fiziksel karşılığı var. Evet. Fiziksel karşılığı var tabii. Yani tıpkı mesela her gün güneşin işte doğudan gözükmesi, batıdan batması gibi bir şey yani. Ya da ayın hareketlerinin işte sürekli tekrar tekrar her ay yinelenmesi gibi, tekrarlanması gibi bir hadise. Yani neticede medya bunu ciddi anlamda medyatik bir propagandayla sürekli gündemde tutuyor. Sürekli canlı tutuyor. Ve bu da insanların bu defa yani ya ben evet inanmıyorum. Çünkü niye inanmıyorum diyor. Çünkü kendi inancıyla, hayata bakışıyla bunu örtüştüremiyor. Çünkü kimisi atıyorum işte tırnak içinde dini inançlarından dolayı bu burçlara bilmem nelere astrolojiye inanmanın yanlış olduğunu öğrenmiş. Çünkü o şekilde bakıyor. Kimisi diyelim ki işte bir pozitivist bir materyalist zaten bu diyor. Saçma sapan bir şey diyor bu. İşte büyüdür, sihirdir, medyumluktur bilmem nedir. Bunu bir şarlatanlık olarak görüyor. Ben inanmıyorum diyor ama gözücüğüne de bakıyorum diyor. İnanmıyorum ama hadi bakalım benim ilgimde ne yazmış falan. Bu yine bir ilgiyi gösteriyor. Yani sanki böyle bir öğrenilmiş bir çaresizlik gibi insanlar sanki ona mahkummuş gibi şey yapıyorlar ve dolayısıyla bundan da beslenen bir şey var, bir çevre var. Bir sektör var adeta. Müthiş bir sektör. Yani bugün medyumluk, astrologluk, yani sadece işte gazetelerdeki o köşeleri hazırlayanlar, yazanlar için değil, piyasada ciddi anlamda bir sektör, bir para kazanma sektörü. Yani ve ciddi anlamda bu işten ne diyelim palazlanan insanlar var. Şimdi oysa toplumun içerisinde bunun devam etmesi, bu sektörün devam etmesi anlamına geliyor. Ve böylesi bir yönü var. Yani biraz hani röportajdaki yaklaşımlar insana bunu düşündürtüyor açıkçası. Evet. Bu da herhalde insan psikolojisini etkileme hususu da var burada. Genellikle evet. Olumlu kanaat, olumlu yorumlar dış işler tarafından tebessümle karşılanır, hoş görülür. Burada herhalde astroloji biliminin yanı sıra insan psikolojisini de doğru okumak, yani o şekilde değerlendirmek de bu galiba. Kesinlikle yani genelde zaten bu astrolojiyle ilgili mesela atıyorum işte günlük gazetelerin köşelerini okuduğumuz zaman hemen hemen tamamında olumlu bir takım şeyler vardır. Yani
olumsuzluk işte belki şudur, işte ya işte aşktan biraz şey olacaksınız, işte aşk hayatınız işte biraz kapalı gözüküyor ama şuradan bir şeyler geliyor falan. Yani bir tarafa kapatırken bir tarafa açıyor, bir taraftan işte ümit verirken diğer taraftan bir şey. Yani bu insan psikolojisine yönelik şey ve neticede insan, her insan kendi yaşamında hani inişler çıkışlar yani yaşar. Yani siz ekonomik yaşantınızdan ne bileyim diyelim işte sevgi dünyanıza kadar, dostlarınıza, ilişkilerinizden, işte doğal çevreyle, sosyal çevreyle ilişkilerinize kadar sürekli böyle stabil olan, tek düze olan, durgun olan bir yaşam sürmezsiniz. Çoğu zaman burada farklılıklar vardır. Çevre şartlarıyla, sizin kendi bir takım ne bileyim yani işte kendinize özel bir takım şartlarla inişler çıkışlar yani yaşarsınız. Bu da çok normal. İşte astrolojiye inanan bir insan bunları hemen o şeylere görüyor. Bak diyor zaten o öyle demişti. Ben de şu anda bunu yaşadım. Demek ki o bununla ilişkili falan. Oysa hiç ilgisi yok yani o tarz şeylerin. Bu önemli ölçüde tabii insan psikolojisiyle ilgili bir şey. Evet. Hocam astrolojinin en önemli unsurları şüphesiz burçlar. Burçlar meselesi. Evet. Biraz da bu burçlar nedir, mahiyetleri nedir, nasıl tasnif edilebilir, ne anlamlara gelir? Şimdi burçlar dediğim gibi ta kadim Mezopotamya'dan, eski Mezopotamya kültüründen itibaren bilinen, konuşulan, kategorize edilen işte 12 burçtan bahsediliyor. Bir husus ve burçlar işte 360 derecenin 12'ye bölünmesiyle işte 12 tane burcun elde edilmesi ve bunların da her birinin işte belirli bir mesela karakterle, belirli bir ne diyelim işte mesela yeryüzündeki bir karşılıkla, işte mesela aydan mevsime kadar belirli bir karşılıkla, hatta bazı işte mesela temel elementlere kadar, çünkü biz mesela 12 burcun 4 temel arasının elemente göre sınıflandırıldığını da yani görüyoruz. İşte yani hava, toprak, işte su, ateş elementlerine göre sınıflandırıldığını biliyoruz. Yine 12 burcun yani bu çerçevede işte mesela belirli karakterlerle şey yapıldığını yani biliyoruz. İşte kimisinin mesela eril karakterler, kimisinin dişil karakterler, kimisinin işte mesela belirli bir takım şeylerle, gezegenlerle özellikle yani belirli burçlardaki mesela gezegenlerin birbirlerine göre olan durumları, mesafeleri dikkate alınarak oradan bir takım karakter tahminleri de yani yapılıyor. Bu çerçevede mesela her bir gezegenin kendisine bir belirli bir karakter önce atfediliyor. Sonra da bu gezegenlerin birbirleriyle ilişkilerinden ve kişinin hangi burçta doğmuşsa ya da bir olay hangi burçta gerçekleşmişse, hani yani hangi burcun ait olduğu zaman diliminde gerçekleşmişse, o burç dönemindeki gezegenlerin birbirleriyle olan ilişkileri, oluşturdukları o harita, birbirleri arasında oluşturdukları çeşitli geometrik motifler, işte çaplar, üçgenler vesaire, bunlardan hareketle karakter tahlilleri yani üretiliyor. Ve öyle bir şey ki şimdi mesela bu çerçevede örneğin belirli mesela burçlarda belirli gezegenler daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla da insanlar mesela o çerçevede belirli konularda işte mesela o dönemde doğan insanların daha mahir oldukları, daha yatkın oldukları söyleniyor. Mesela diyelim işte bir akrep burcu, işte genelde Ekim ayını yanılmıyorsam kapsayan bir şey. Mesela işte akrep burcunda işte bir şekilde insanların işte gizli bilimler, ondan sonra işte ilim bilmem ne, bu tarz şeylerle daha mesela şey oldukları falan söyleniyor. İşte belirli burç dönemlerinde insanların aşkla ilişkilerden daha yoğun olduğu, belirli burç dönemlerinde işte ekonomik girişimcilik, durgunluk yahut da ne bileyim farklı bir takım yönlerden daha mahir olacakları yönünde bazı tahminler yani yapılıyor. Biz yani bu çerçevede bu işte yani dediğim gibi 360 derecenin 12 burca ayrıştırılması, hani ilkbahar ekinoksundan başlayarak ve bu çerçevede işte bu 12 burcun yılın bütününü kapsayan bu 12 burcun dolayısıyla her birinin de belirli bir karakter yoğunluğu taşıması kanaatinin aslında bu astrolojinin insan karakterini ve kaderini
okuma, tahlil etme konusundaki temel bir şey olduğunu, yani yaklaşım olduğunu, temel bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Yani modern kullanımdaki takvimin ihdasından çok daha önce tabi insanlık dışından ve ilişkilerini düzenlemiş ve yeryüzünün mevsimlerini belki bu çerçevede. Tabi ilk önce söylediğim gibi yani bu bahsettiğimiz şeyler bugünün ürettiği, yani bugünün ürettiği şeyler değil. Tabi mesela biz işte eski Sümerler'de, Babililer'de yani bu 12 burca dayalı olarak bir takım yaklaşımların var olduğunu, işte yılın bu çerçevede 12 aya bölündüğünü, ve burçlara yönelik bir takım işte karakter algılarının o dönemlerden itibaren bilindiğini, kullanıldığını biliyoruz yani. Bu dört element hususu da bu çerçevede anlamlandırılıyor değil mi hocam? Evet, yani dört elementle ilgili olarak da dediğim gibi, yani çünkü dört element de biliyorsunuz yani en asırı erba, işte ta eski Yunan'dan itibaren yeryüzünü, tabiatı, doğayı açıklamaktaki temel unsurlar olarak bu kabul ediliyor. İşte ateş, toprak, hava ve su elementleri. Şimdi oysa bu dört elemente göre burçlar da sınıflanıyor. Yani burçların da işte üçe üçer, işte mesela diyelim şu burçlar işte su elementiyle ilişkili burçlardır. Dolayısıyla işte yumuşak huyluluk bilmem ne, çünkü suyla özdeşir. İşte şu elementler ateş burcuyla ilgilidir. Şey pardon, ateş elementiyle ilişkilidir. Şu burçlar işte diyelim toprakla ilişkilidir. Böyle bir takım şeyler de yani çıkar. Yere daha sağlam basar. Evet. Hususu var. Hocam son bölümde burç ve astroloji konusunun modern insan, günümüz insanı ve İslam perspektifinden nasıl değerlendirildiğini ele alalım. Kısa bir ara verelim hocam. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.